Eşlik yapacağız arkadaşlar. Burada en baştan söyleyeyim. Tüyo'yu vermiş olayım o şekilde. Bakın nasıl? Şimdi çift çizgi olan kenar, çift çizgi olan kenar bu renkte yapayım. Sonra bir de kırmızı yalayım şöyle. 60 derecenin yanındaki bu kenar kırmızı. Eşkenar üçgen 60 derece yine bu da kırmızı. Bunlara harf vereyim. Kırmızı, yeşil manasında. Buraya da yine kırmızı, yeşil. Bakın şimdi. Yeşil, kırmızı arada 60 derece var. EBA üçgeninde. Sonra yeşil, kırmızı, 60 var. Arada böylece e, ADC üçgeni. Haliyle arkadaşlar bu kenar açı kenar eşliğidir. İki kenar birbirinin aynısı. Aradaki açı da aynıysa bir nevi kos teoremi gereği arkadaşlar. Kesinlikle şu üçüncü açılarda ve kenarlarda eşit olacaktır. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. K'nın karşısı yani kırmızı kenarın karşısı 84 olduğu için burada 96'ya eşit. O zaman burada da kırmızının karşısı 96. Eş üçgenleri şöyle size göstermiş olayım. Cevabımız A şıkkı. Eşin içine girince tabi arkadaşlar yine hani benzerlik eşlikten bağımsız kenar eşitliklerini güzelce kullanmak gereken anlar oluyor. Mesela burada DC kenarıyla CB kenarının eşitliğini ve buradaki FB kenarının eşitliğine odaklanın şimdi. Burayı şöyle renkle yapayım kırmızı, burayı da yapayım. Kırmızı ve mor kenarlar arkadaşlar. Arada 90 derece var. Kırmızı ve mor kenarlar arada 90 derece var. Ben o zaman buradaki EC'yi birleştirirsem kırmızı kenar, mor kenar 90 derece ve EC. Kırmızı kenar, mor kenar arada 90 derece ve FC. Kesinlikle EC ve FC birbirine eşit olacaktır. Sonra arkadaşlar burası 66 derece. O zaman ne olacak? Küçük kırmızı kenarı gören açı da 24 derece olacak. Böylece 90, 24. Ee, şurasının tamamı 66 derece. Bu arada 90 derece olduğu için EC ile de CF eşit olduğu için 45, 45, 93 geri geldi. 66'dan 45'i çıkarırsak demek ki 21 dereceymiş X, B şıkkı. yapması için ne gereklidir bakalım arkadaşlar bir kere zaten ac kenarı ortak ac'ye dair bir şey demeye gerek yok burada bize bir açı daha eş verse mesela dese ki e, abc bakayım cad yok olmaz bu abc cad ne alaka zaten bac ile cad eşit benim için önemli olan şu eğer bu ikisine eşit verirse arkadaşlar eş üçgen olur neden noktalıların karşısı aynı olur Üçüncü açılar da aynı olur. Olay gelir. Bakalım öyle bir şey diyor mu? BAD ile A, demiş. Yo bu da yani enteresan alakasız. AB ile AD. D. Hmm. Şimdi bakın bu kenar ortak. Bu kenarlar da ortak. E zaten alfa alfa iki açıda aynı çıktı. Mecburen o zaman BC ile de C, eşit olacak. Direkt aslında A şıkkındaymış aradığımız cevap şey arkadaşlar. Eş olması için kenar kenar aradaki açı da eşit olunca muhakkak üçüncü kenarda eşit olmak zorunda arkadaşlar. Bütün kenarlar eşit olduğu için adı üstünde eş üçgen. Eşit üçgenlerin içinde görmek daha kolay oluyor konunun azındayken ama bunları merak etmeyin. Hani konuda görüyorum ama denemede görecek miyim hocam? Zaten bunlar kalıp soruları olduğu için yavaş yavaş zihninize oturacak bu modeller. Soru çözdükçe de benzerlerini gördükçe de diğer kitaplarda çözerken, konu anlatımlarında çözerken artık yerleşir zihninize. Mesela burada eşkenar üçgenin varlığı ne alaka ona bakalım şimdi. Burası 60 derece olduğu için, burası da 60 derece olduğu için bir kere birinci kısım tamam. Şimdi BD kenarı mavi yaptım burayı. AE kenarı mavi. Sonra şöyle bir rengi değiştireyim. Bakın şimdi eşkenar üçgenden dolayı böyle bir BC yeşil kenarı. yine eşkenar üçgenden dolayı yeşil kenar hangi üçgenlere odaklanın A, e, B üçgenine bir bakın bakalım yeşil kenar mavi kenar arada 60 derece sonra arkadaşlar hemen DBC'ye bakın DBC'de mavi kenar yeşil kenar arada 60 derece o zaman hemen gösteriyorum üçüncü kenarlarda birbirine eşittir böylece bu iki üçgen eş üçgen geldi arkadaşlar. Haliyle ne olacak biliyor musunuz? Şuraya alfa dersek M'yi gören o zaman burada da alfa olacak. Ve bundan dolayı şuraya 60 eksi alfa kalacak. İki iç bir dıştan dolayı da 60 eksi alfa alfa daha 60 yapar. X cevabımız D şıkkı. Aslında eşlik tamam ama bence e, i̇ki kenar üçgen bilgisini de şöyle hatırlamalıyız. İki kenar bir üçgende bir yükseklik verildiğinde ben diğerini de çekerim. Şöyle bir P noktası olarak ve BP arkadaşlar CD'ye eşittir. Bu birinci yorum. İkinci yorum arkadaşlar BD'ye a dersek de a olur. Sonra bir de soruda bize bir şey demiş. DC demiş. CE ile BD'nin toplamı. O zaman ben CE'ye B harfi verirsem buradaki DC ne olacak arkadaşlar? A artı B. Yükseklikler birbirinin aynısıdır ikiz kenar üçgende eşit kenarları inen. O zaman bu AP de A artı B oldu. Kendiliğinden bakın burası bir ikiz kenar üçgen geldi. Hatta ikiz dik üçgen bu yüzden 45 derece oldu. E şıkkı. Zor bir soru arkadaşlar. Yani çözüm yaparken yine ee, diyeceksiniz ki Allah Allah bu benim nereden aklıma gelecek? biraz böyle ufkunuzu genişletme olarak düşünmeniz gereken sorulardan. Şimdi sayılar da öyle güzel sayılar değil. 74 derece, 74 derecede ama şunu fark ettim ben arkadaşlar, 74 olursa burası da 74 olursa tepe açısı 32 derece oluyor. Bu benim için önemli bir şey deyip şurayı arkadaşlar 74 derece olacak şekilde kendim böyle bir AP üçgeni çiziyorum. O zaman kendiliğinden burası 32 oluyor ya bak, burası yine 74 oldu. Burası da 74 oldu. BP ile burada AB birbirine eşit geldi. Harf vereceğim şimdi. Buraya şunu diyeceğim. Ee, burası A olsun. Buraya B diyeyim. O zaman bak burası A artı B yapıyor. Doğru mu? Bu arada soruda bize DC ile AB eşit verildiği için DC'nin de e, şey olması için A artı B olması için burası B oldu arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir de şöyle bir güzellik oldu. Şimdi çok dikkatli bakın. Şu an bir şey ifade etmiyor gibi görünebilir ama buradan ben tabana dikindirdiğim zaman ikizkenar üçgenden kaynaklı burası 16 derece 16 derece ve burası a bölü 2 a bölü 2 ya. Bir bakın bakalım ne geldi. Dikkat burası a bölü 2. Burayı topladığınız zaman ne oluyor? B artı a bölü 2. Burası a bölü 2. Topladığınız zaman ne oluyor? B artı A bölü 2. Tabana inendik tabanı 2'ye böldü tesadüfen. O zaman demek ki gerçekte aynı zamanda AC de AB'ye eşitmiş arkadaşlar. Bu yüzden işte size 32 derece geldi B şıkkı. Burada 3 santim 4 santim verilmiş kaymıyor. Yani aslında şöyle ikinci şekilde görünen kısım burası 4. Yine arkadaşlar burasının 4 olduğunu, buranın da 3 olduğunu atlamayın bakın. Şimdi 3, 4, 5 santim. Yani şöyle buraya alfa dersek arkadaşlar. Tan alfa 3 bölü 4 geldi. Bu benim nasıl işime yarayacak? Şimdi şöyle bu alfa olduğu için paralellikten yine bu alfa olur. Burası 25 metreydi zaten 25 santimde. Tan alfa 3 bölü 4 yani burası 3K'ya 4K. E 3K, 4K, 5K, 5K 25 ise 5K 25 ise 5 katı. Demek ki burası 20 santim. ikizkenar üçgen olduğu için bu da 20 olacak ve 40 olacak arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Benzerliğe bile gerek kalmadan bazen sin tan kodla yapabiliriz. Burada bence kare çiz yani bir şey çizerken, dik açılı bir şey çizerken alfa beta 90 muhabbeti önemlidir. Bakın şimdi burada Şöyle alfa dersek tanjant alfa 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 oluyor. Benim o zaman şöyle buraya da beta diyelim. Alfa artı beta 90 olsun. Burası alfa. Demek ki bir beta açısına ihtiyacım var. Yani büyük kenarın 4 küçük kenarın 2 birim olacak şekilde olması lazım. O da nereden geçiyor bakın E'den. Böylece gerçekten 4'e 2 oran oluyor şu beta'da. Sonra Burada artık ü'den ve ç'den geçecek şekilde olur. Peki gerçekten ü'den geçer mi? Evet bakın burada yine alfa dediğimiz zaman tanjant alfa 1/2 gerçekten oluyor. Ç'den de geçecek. Sonra tekrar B'ye gelecek. O zaman E ü ç yani 3 C şıkkı. Arkadaşlar direkt şöyle yapabilirsiniz bakın ben dik veyi önemsiyorum. Göstereyim hemen. Buradaki şu DCA dikini önemsiyorum. Nasıl bir faydası var? şöyle tamamlarsak buradaki CB'yi uzattım. P, C, doğrusal yaptım. D'den de P'ye dik Böylece arkadaşlar şurası 45 olduğu için bu da 45 oldu. Bu da 45 oldu. 7 kök 2 olduğu için 7, 7 burası. 17 kök 2 olduğu için 17. Bu da 17. Böylece bakın artık burada bir 7, 24, 25 üçgeni oldu. C şıkkı. Burada şimdi iççe geçen eşkenar üçgenler olduğu için şuraya alfa desem buraya 60 eksi alfa demeliyim. O zaman burası alfa olur. Bakın şimdi renkle gösterelim. Şöyle yapayım. Şimdi BD kenarı bir de BE kenarı eşkenardan dolayı aynı. Sonra arkadaşlar AB kenarı ve BC kenarı eşkenardan dolayı aynı. İkisinin de arasındaki açı alfa alfa. O zaman kenar açı kenar pembe kenar, mavi kenar, arada alfa. Pembe kenar, mavi kenar, arada alfa haliyle arkadaşlar, burada ben eğer şu AE'yi de görürsem AE DC'ye eşittir. Sebebi dediğim gibi pembe kenar, mavi kenar, arada alfa, pembe, mavi, arada alfa olduğu için hangi üçgenlerden bahsediyorum? Onları da renkle görelim. Bakın şu üçgen ve bu üçgen eş üçgen geldi. Gördünüz mü? O zaman Şuraya x diyelim a e soruyor. E, a tamamı bize 5 verilmiş. Demek ki burası o zaman 5 eksi x olacak. Sonra yine burası da x oldu. Bir de arkadaşlar şunu görmenizi isterim. Yine eşlikten dolayı şuraya teta desek burası 60 eksi teta olur. Eşkenar üçgen. Sonra eşlikten dolayı burası arkadaşlar tetadır. Zaten 60 derece eşkenardan dolayı bak C açısının tamamı 60 artı teta. Burası 60 eksi teta. O zaman D açısına da 60 derece kalıyor. Hemen EDC'ye odaklanın bakın. 5 eksi x 60 derece DC x ve kök 7. Ne yapacağız? Mecburen kos teoremi yapacağız arkadaşlar. 25 artı x kare eksi 10 x artı x kare eksi 2 çarpı x çarpı 5 eksi x çarpı kosinüs 60. 1 bölü 2 eşittir diyeceğiz. 7. Buradan da ben hemen hesaplayayım sizi bekletmeyeyim. Evet denklemi ben aşağıya yazdım arkadaşlar. En sonunda 3x kare eksi 15x artı 18 eşittir 0 geldi. x kare eksi 5x artı 6. Buradan da x eksi 3 x eksi 2. Şimdi bize a e e daha büyük dediği için o zaman x 3 olmalı c şıkkı. Şurada arkadaşlar 5 10 üçgenini şuraya yapıştıracağım tamam mı? Böyle bakın. Ee, bir şey göstermek için size hatta şöyle yapayım. Bakın şimdi burası 10 olsun burası 5. Şimdi dikkat burası alfa. Ben gidip aldım bunu buraya yapıştırdım ya burası da alfa. Arada beta var. Alfa artı beta 90 olduğu için burası kendiliğinden 90 derece geldi. Şöyle bir B, T, B, D açısı. Birleştirirsem o zaman 5 5 5 kök 2 oldu. Burası 45 derece. Bu arada dikkat. 5 kök 2 5 kök 2 10. O zaman aslında arkadaşlar burası da 90 dereceymiş. Yani böylece ADB açısını 135 bulduk. Hemen görelim. Burası 135 derece. Bir kenar 5, bir kenar 5 kök 2. O zaman arkadaşlar hemen kosinüs yerine böyle 5 kök 2'den dolayı 135'i uzatarım. Burası 5, burası 5 olur. AB kenarı yani dik kenarlardan biri 5 kök 5 gelir. Haliyle 5 kök 5, 5 kök 5, kök 2 kat, 5 kök 10 oldu arkadaşlar. E şıkkı.